Tamam bacım, üzme artık kendini. Geçecek bütün bunlar. Beni buradan götürdüğünde her şey geçer Azat. Sıla, istersen seni biraz anama götüreyim, orada kal. Narin, bir su verebilir misin bana? Aşağıdan getirebilir misin? O çok durdu da. Ver Ahmetcan. Ya bacım, acık dikkatli konuş. Narin şüphelenecek bir şeylerden. Benim söylediklerimde şüphelenecek bir şey yok ki. Boşuna panik oluyorsun. Hem artık zamanımız kalmadı Azat. Emre yarın saat 5'te burada olacak. Ya nasıl yapacağız bunu? Şimdi herkesin gözü senin üstünde. Bir de bu Azat acılar çıktı başımıza. Yarın Lucy'nin nişanından sonra bir şekilde o kargaşadan yararlanıp kaçabiliriz. Boran oraya korumalarını getirecek değil ya. Ha vallahi. Bundan iyi fırsat mı olur? Narin'le konuşman lazım. Zamanımız kalmadı. Bak, bir aksilik çıkmasını istemiyorum Azat. Bir daha böyle bir şansımız olmayabilir. Tamam bacım. Ben konuşacağım Narin'le. Tamam. Babamın ilaçlarından da getirdim sana. Bir tane içer uyursun. Dinlenip kendine gelirsin ha. Yok, yeterli su. Teşekkürler. Başa gelince figanım duymaz. Sevgili seyirciler, töre sınıf farkı dinlemiyor. Öyle ki Türkiye'nin en zengin kızı bile töre kurbanı olabiliyor. Şimdi Mardin'deki arkadaşımız Ceren Sevinç'e bağlanacağız ve o bize haftalardır herkesin aradığı Özdemir Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sıla Özdemir'in neden Mardin'de olduğunu anlatacak. Haftalardır merak edilen sis perdesi böylelikle aralanmış olacak. Ceren. İyi akşamlar Ali Kırca. Bu yüksek duvarlı evin ardında bilmediğimiz çok şey gizliymiş. Sıla Özdemir. İstemediği bir evliliğe sırf abinin hayatını kurtarmak için boyun eğmiş. Sıla şu anda Türkiye'nin en zengin kadını olsa da bu esarete dur diyemiyor. Sıla istemediği bir adamla çocukken ayrıldığı memleketinde zorla tutuluyor. Sıla'nın konuşma hakkı bile yok. Bizler de yanına yaklaşamadığımızdan Sıla'nın kalbinde büyüttüğü hüzünleri öğrenemiyoruz Ali Kırca. Şimdilik Mardin Midyat'tan aktaracaklarımız böyle. Gelişmelerle tekrar bir arada olacağız. Teşekkürler Ceren. Bu hayat hikayesi sevgili seyirciler, borsanın bile sarsılmasına sebep oldu. Hiç tanımadığı memleketinde zorla tutulan Sıla'nın ne açıklama yapacağı ve aşiretin elinden nasıl alınacağı da Ceren'in söylediği gibi büyük merak konusu. Gelişmeleri size an be an aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi bir başka haberimize geçiyoruz. Bu gazeteciler daha başımıza neler açacak Burhan Ağa. Görmüyor musun? Daha şimdiden neler diyorlar. Amca, şu anda bunun için yapabileceğim hiçbir şey yok maalesef. Gazetecilere kimin haber verdiğini öğrenmeye çalışıyor. Kimse o kişi aşiretine ve ağasına karşı yaptığı bu hainliğin bedelini ödemeli. Kimin ne dediği önemli değil Firuze Ağam. Bütün Türkiye genelimizin hakkında konuşuyor. Burhan Ağa'yı topa tutuyorlar. Aşiretimizin onuru kırılıyor. Diğer aşiretlere karşı yüzümüz yere düşüyor. Düşmanlarımız seviniyor. Asıl bundan sonra Burhan Ağa bunları düzeltmek için ne yapacak onu anlatsın bize. Zınar doğru diyor. Ne düşünüyorsun Burhan Ağa? Burhan. Bağ evine gitmiyor muyuz? Gazetecilerden kurtulmak için. Bir hareketlilik var. Kamerayı aç, kamerayı. Prenses galiba dışarı çıkıyor. Haydi, çabuk olun. Sıla Hanım. Sıla Hanım, Sıla Hanım bir şey söylemeyecek misiniz? Bütün Türkiye sizden bahsediyor. Boran Bey size kötü mü davranıyor? Takip etmemiz tamam, lazım. Tamam tamam. Arkadaşlar arabam ilerdi. Arabama ulaşmam lazım. Arkada, yoksa tamam. Hayatta müsaade edin, arabaya gideceğim. Arkadaşlar arabaya git. Arabam orada. İleride arabam var. Arkadaşlar bir saniye bırakın, müsaade edin. Bırakın. Müsaade.
Görüyor musun o çok güvendiğin Emre yüzünden düştüğümüz durumları? O adam ne yapmaya çalışıyor böyle yaparak? Emre beni zor durumda bırakacak. Hiçbir şey yapmaz. Hem yapsaydı yapardı zaten şimdiye kadar. Tabii var canım. Var ama biz senin ağa kadar zengin olamadığımız için anca bu arabayı kiralayabildik. Benim ağam olsaydı şimdiye kadar sizin gibi kötü adamların elinden kurtarmıştı beni. Nereye gittiler? Hay Allah, kaçtılar. Nereye döndü bunlar? Göremedim. Ne yapacağız? Konağın önüne gidiyorum. Orada bekleyelim ben. Ha? Yapacak bir şey yok. Başka şartlar altında tanışmış olsaydık, o zaman hiçbir şey bu kadar zor olmazdı. Biraz daha sola geleceğim. Ben hazır olduklarında size haber vereceğim. Tamam. Derhal bu maskaralığa bir son verin. Toplayın pılıyızı pırtıyızı, gidin evimin önden. Sıla'yı burada zorla tuttukları doğru mu? Berdel karşılığı evlendiği söyleniyor Boran ağayla. Siz Sıla'nın nesi oluyorsunuz? Ben Boran'ın babasıyım. Kimsenin de burada zorla tutulduğu falan yok. Sıla benim oğlumun resmi nikahlı karısı. Tutsaklık bunun neresinde? Ne alakası var? De hadi gidin şimdi buradan. Çevrede yaşayanlardan öğrendiğimize göre geçen gün evinizde bir cinayet işlenmiş. Bu konuda bir açıklama yapar mısınız? Destur da efendi. Ağa evinde böyle densizlikler olmaz. İnsanı zıvanadan çıkarmayın. Adam gibi gidin buradan. Yoksa ben yollamazdı bilirim. Sakin. Hadi papatı kestik. Hadi. Hadi. Teşekkür ederiz.